Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vele. İmam Muhasibine kitaplarını okuyabiliriz. Allah'a uzun derslerimizi menfaatli kısın. Ötken sefer ve adim zikrallahi teala tenel kurbehu. Allah Teala'nın zikrini daimi kıl. Daimi kıl. Allah'a yakınlıkını hasıl kılasın dedilere. Zikir sözü aslı zekara, yani biz Arap dilinde müzekker diyoruz, erkek cinsine. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَ Allah-u Teala kasem içeride ir ve ayol cinsini yaratken. Zekar ve unsa hemen hayvanlarda en var. Daim etmemiz rüculetini mukabili unusemez. Unusanın mukabili zükure bulet. Rücule vasflar, ahlaklar, mevkiflerden ibaret. Unusa insana diyene kişeydi, büküldü, büklendi diyene. Üçüncü mesela çökeşçi oturganı münteni deydi. Unsa sözü egilişten alınge. Zekar sözü egilmeslik ve katilikten alınge. Çünkü katlılıktan alınge. Şunun için mesela nebatını nebatun zekar deyse egilmeydiğine şah diyene buladı. Zükratun deydi, kılıçını mesela tığa tığa utkirleşin koyuladığın polat bugün. O şunu zükra, sayfun müzekker diyene tığa keskir diyene. Yani kayıtmaz, kayırılmaz keskir lik sıfatını zekar diyene. Şunun için ilk kişiye kopalliği gibi az katiyyatlı ve hakazaları itibarından zekar diye bulan verilgen. Ayol kişide latafet, nezaket itibarından onu usa deyip sıfatlengen. Ayoldaki erkenlik şunu deyip sıfatlengen. Şimdi zekarını ben bildir yaptı. Şiddetini, utkirlikini bildir yaptı. Yani zikir şey, zikire mutluşunu alınken. Siz bir kişinin esneseyiz, tilizde. İştekerlerini kulağı da, kalbi de oşu adamın nisbetten, oşu adamını ularının kalbinde ve kulağında kuvvet fayda bulur. Özünüz hem kalbinizde ne demek köp zikir köp isteseniz zikir kısanız kalbinizde o şunası kuvvetlenedi, müstahkemlenedi, utkirleşedi. Şunun için isleşini zikir de betilgen. Tıl bile isleş olsun, kalbinizde olsun, zikir de. Onun aynı zâ, kâf, râm, râ uzak iki yendiyse uzakın aslı usulü kuvvetini, şiddetini, müstahkemlikini bildirdi aslı. Zekafra. Zikirge, Allah'ın zikir kılıçge hususen, aynı şu söz, şu harflerden ibaret zikir sözü alınge, ne için deyse zikirde, zikir kılıngen, zikir kılınucu, zikir kılıncunu aldı da, müstahkemleşedi, onu nezdede, ornaşedi, küçeydi. Şunun için şerefine hem zikir değildi. Lekad enzelle kitaben fihi zikrukum. Kitaben fihi zikrukum sizlerinin şerefiniz var kitabını çürdük sizge diye. Şeref demek ki şeref men kılıcı var adı başkanı tecavüzde. O şey itibardan şeref ki hem zikir deyip nam verilgen. Demek ki zikir, yani tılbına yetişimiz zikirini, ki kalbına yetişimiz zikirini, cehriye yetişimiz ve mekfi yetişimiz ki şu ameliyat ki tılge alış ya ki dilge alış ameliyatı ki ne için zikir degen söz verilgen diyse o şey tilge alış ya ki dilge alış bile dilde yayınki tilde yayınki kulaklarda zikir kılınıyken esneniyken zatının oranı küçeyedi, tesiri küçeyedi, tesiri kuvveti şiddeti aşırdı. Çünkü zikir de bundan verilgen. Düşünelim. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın köp zikir kılış benden Allah'a yakın kılıyordu. Hemen ameller zikirin üstüne kurulgen o zaman. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve akimi salat el zikri namazını zikir kılış için okuyun. Fesbutu ve zikrullaha kesiren. Düşmenge yoluksanız sabit bulun Allah'ını köp zikir kılın. Cümene okumadınız mı? Çıkın. Fes'av ile cümege. Cümege çakırdı mı? Fes'av ile zikrillah. Allah'ını zikirge bulun. Cümege bulun. Cümeden çıktınız mı? Kesbke. Ve bitegu min fadlih ve zikrullaha kesiren. Cümege çakırı da azanında cümleye çakırışında cümleni Allah-u Teala fes'av ile zikrille zikir demetken. Cümleden çıktınız. Yeni kere çıkıp bazarda işi zikirin diye yaptı. Fes'av ile zikrille ken ve zerul bey. Ben de oturttuğum.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهِ Namaz tügese, çıkıp Allah'ın fazlından ümit kılıp, kesbizi kılın ve Allah'ın köpü zikir kılın. Zikir fakat maçıda bu mıydı? Zikir o işte, sağda değil mi bu? Gördüğünüz mü? Allah-u Teala cümlege çakırırken de hem zikirde çakırı yaptı. Kesbike büyürken de hem kesbine kılın zikir kılıp diye yaptı. Kup zikir bilen. Hem oğrunca zikirini Allah-u Teala kuyuluşunu istegen fezkuruni ezkurkum men eslen men sizi esleymen degen. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın bendelerini muhabbet bilen yaratkeni onlarını esleşini isteşi ve onlarını onlarının Allah'ını esleşini isteş. Onlarının Allah'a bağlanışlarını isteşiden bu. Bu aynı Allah Teala bendelerini muhabbet bilen yaratkeniye delil. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hadislerini keltirdiler muallif. Culesaullah yevmel kıyame el khadi'una el mutevadi'un el khaifun el zâkirun Allah'a kethira. Ettiler ki bu hadisini ben tapamadım diye ettiler. Abu Gudda aleyhi rahme. Lekin manası doğru. Ettiler ki Allah Ta'ala'nı hem meclisleri Allah bilen oturadigenler kimler dese kıyamet günü Allah'ını sohbetdaşı böyle digenler khazi' yani özlerini kuyu alıcılar. Khazi' digeni egiluçu digeni. Allah'ki egiluçu mutevazi digeni Allah'ını aldığı uzunup pest alıcı. Khaifler korkuçular Allah'dan ve Allah'ını köp zikir kuruçular. Meneşler Allah Subhanehu ve Teala'ya kıyamette yakın buladı digeni. Lekin bunu hadis ikenine kat'i ayet almayımız. Bu kişi şimdi muhasibine asırlar yakın bugün için kimdendir? İşte bir rivayet kıyandır. Lekin bizge senedleri kimdendir? Şunun için İmam İbn Salah muhaddislerinin imamlarından Moğol baskınından keyin hadislerini sahih ve zayıf deyiş, bar yok deyiş, kati ayç doğrulmaz diye. Ne demek diye? Cüzü köp kitap yok yedi diye. Mesela meşküştü hadisini Ebu Gudda tapamayın. Peki az tapışımız mümkün kıdırsak. Çünkü az bir minna artı, bir minge yakın hadis ilmige, hadis rivayetige dair eserler çap kılındı. Azı kompüterge düştü. Bir minge, bir yarım minge seçe. Kette küçük olup. Bazı bir cahiller çıkıp alıp, ben tüm altıda kitap var biz dinimizde bana merhaba. Şimdi yok, dünyada yok diyor. Cahillik bu nedir? O şey ilmi kasırlığı, cahilliğinin birinci delil. Bütün İslam, dini, İslam tarihi, bütün ilimler altıda kitapı cemden gelmez. Doğru, asasi rivayetler şunda var. Lakin şunge çekilen gelmez. Bana altıda kitap durup şunda yok mu, dinde yok diyekken adam en kette cahil bulur. Bir yarım bin tasar var hazır. Rivayet. Rivayet de uzun. Hazır çap kılın yani. Mesela bizde barnamalar da var. Belki şundan kıdırsaya çıkar. Ben kıdır gelmem yok. Onda hem hazırda kol yazmadan alınıp çap kılın yani kitaplar. Kol yazmalar diye ne buluşurduk. Üçüncü bir nesnenin inkar kıvarışı kıyım. İlla mesela dedik şu tokma hadisler. Yani ki zayıf cidden bugün hadislerini topla bulamalar kitap kıyan olsa o şeylerge tayinip durup bu hadis mesela şu hadis tokma deyip ayet koyan olsa alımlardan bir tanesi bu hadisler. Şunge tayinip etse bunu. Bu mesela asan liyse bir nesne divarısı kıyın. Sükut kılast. Hadisem demeyesiz, hadis mesem divar olmayesiz. Manası sahih ile ki mesela şu hadisin manası sahih. Bazı rivayetler var onu rad kılarlayesiz. Çünkü manası şeriatı hilaf, sünnet, sahih hadisi hilaf. Onu ayet alıyız. Şunun için ehtiyat buluş gerek. Yani bir mesela ki şu altıda kitap dökülmezse dinde yok deyip karayken adam. Altıda mesela sözü sahih Buhari dökülmezse yok diyenler var. Bir hadis kitaplarını gördüm yok deyip. Yani bir yarı midi durup diyerek kitap. Okumaydı onu. Şu kadar cahiller var, o şundan ehtiyat bulasınlar. Bu Ebu Gudda'm aleyhirrahme topmadım deyip koyup diyor hepsini. Tokuma diyemeyip. Demek ki çünkü muhasibi İmam Ahmetlerinin hem asırı. İki de senet bile Resulullah'a yetti diyen adam. İki de üçler abi bile. O eşitken buluşur mümkün. O senet yokken buluşur mümkün. Çünkü inkar kılış kıyım. Hususen şu mutakaddimlerinin sözlerinde kesin hadisinde inkar kılma sıkılmazdık yani. İhtiyat buluş gibi mümkün. Özüzü kol yüzüye kitapları takmasayız. Yok diye buyurlamayın. İbn-i Salah etkenlerinin sebebi Bağdat'ta kütüphanelere alıp çıkıp Fırat'a akızılın yani. Dacile geliyor ki. Derya siyahatı renginden kökarıp kızarıp yetki. Derya adı kızartılıyor. Şu ne kadar derecede Moğollar basın kıyan peyde de payhan kıyan.
Bizi yurtta ham 75% madrasa masjidlarini yoqib olishgan. O'shuning uchun juda ko'p narsa yo'qib ketgan. Shuni ko'rgandan keyin u kishi aytganlar Ibn Saloh. Lekin o'zlari ham taqrir qilib, o'zlari ham sahih deb hukm aytganlar ba'zi hadislarga. Lekin o'sha yetib bormasa ancha munchaga zaif hadis yoki u deb olishlik to'g'ri emas deganlar. Xususan ummat amal qilib kelayotgan hadislar bo'lsa. Bu nima 20-asrda chiqqan muhaddislik da'vosida chiqqan fiqhdan bexabar hadisni kitobdan olgan, ustoz ko'rmagan, nomi shirilgan sun'iy ravishda imomga aylantirilgan hadis shunosiga o'xshagan odamlar hozirda o'shlarni gap tarqagan, mana hadis zaif, ana u bu deb hukm o'qish hadisiy jihatdan qaraganingizda ham ularning manhaji durust emas va fiqhiy jihatdan qarasangiz ertaga qachon va fiqh va din va aqida faqat ular ko'rgan kitobga cheklangan emas. Mana bu omonat narsalar, omonat ilmiy omonatni yaxshi tushunishlar kerak. Keyin zaif hadisga ham mavzu to'qima hadisga qaraganda qarash. Bu ham buzuq manhaj. Zaif hadis nima degan? Zaif ham daraja bo'ladi. O'ta zaif bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Zaif ham Rasululloh akram alayhi salatu vasallam aytgan bo'lishlari mumkin bo'lgan hadis. Qat'iy ayta olmaysiz faqat. Sahih ham Rasululloh aytganlar deysiz. Qat'iy emas. Katta ehtimol g'alabatuz zon bilan. Ba'zi so'zlarni aytmagan bo'lishlari mumkin. Chunki ma'no bilan rivoyat qilganda ba'zi so'z almashgan bo'lishi mumkin. Sahih hadisda ehtimol baland bo'ladi. G'olib gumon deyiladi. Mutawatirda ana shu yaqin bo'ladi. Shu so'zni Rasululloh aytganlar deya olasiz, qat'iy. Sahihni ham g'oliban aytganlar deya olamiz va g'olib gumon ilmni ifodalaydi. O'shaning uchun qabul qilamiz. Ammo zaifda aytgan aytmaganlik ehtimollari bir-biriga yaqin bo'ladi. O'ta zaifda aytmaganlik ehtimoli ko'proq bo'ladi. Lekin bular hammasi bir riyoziy deb qo'yamiz, hisobiy qarashlar. Shuning uchun Ismoil Haqqin alohida risolasi bor. Muhaddislarning yo'lidan tashqari sahih va zaif deyish yo'llari borligi haqida ba'zi fikrlarda aytgan. Lekin islom ummati muhaddislarning yo'liga tayangan. Xo'p, xozi degani huzur degani namozda ham xushu huzur bilan tur deb qo'yamiz va xoshi degani va taral arda xoshiatan. Va min ayatihi annaka taral arda xoshiatan. Xoshiat nima degani desa, baland narsani ichidan to'kilib pastlab qolishini aytadi. Xushu deb. Baland bo'lish kerak bo'lgan narsani ichidan to'kilib pastlab qolishini xushu deydi. Moddiy narsalarda xuddi shu namozda va Allohning hukmiga nisbatan bandada ko'riladi. Siz o'zingiz shaxsiyatingiz masalan deylik, o'zingizga yarasha quvvatingiz bor, ishonchingiz bor, o'zingizcha balandsiz, lekin o'sha holatda Allohning huzurida ichingiz go'yoki to'kilgandek. Ya'ni o'sha kattaligingiz, o'zingiz shaxsingizga bo'lgan hamma ishonchingiz Allohning huzurida yo'qdek bo'lib turasiz. Ana shu xushu bo'ladi. Huzur ham shunga o'xshagan, masalan, dod bilan shinda farqi bor xolos. Xoshaa, xodoa ikkovsini o'zagi bir-biriga yaqin. Huzur tik turish kerak bo'lgan narsani engashib qolish. Huzur tik turgan narsa, aslida tik turadigan narsani engashish huzur deyiladi. Bu yerda hozi mutavoziyadan murod shu. Ya'ni Allohning huzuri, Allohning oldida o'zini quya olgan, bo'ynini ekkan degan ma'noda aytganlar. Allohni ko'p zikr qilish haqida kelganda Abu Qudda alayhi rahmo shu yerda ba'zi bir misollarni keltiradilar. Ko'p zikr qilishdan murod albatta la ilaha illalloh, subhanalloh, ikrotilovat Qur'on emas. Ular albatta keladi zikrga. Shuningdek talabi ilm ham zikrdir. Shu nuqtani talabi ilmlar unutmasliklari kerak. Bizga ko'pincha shu taliblardan arz keladiki, men shu zikrni kam qilayotganga o'xshayapman, ibodatim kamayotganga o'xshayapti, qalbim qotayotganga o'xshayapti deydi. Bu o'sha ilmni mohiyatini o'zi qilayotgan ishni bilmaganidan. Asli qilayotgan ishingiz ayni zikr. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu vafotlaridan oldin o'sha o'lim to'shagida yotganlarida aytgan ekanlar: "Marhaban bil maut, ey o'limga marhabo. Xush kelding ey o'lim. Kerak bo'lib turgan paytda kelgan ziyoratchiga marhabo" degan ekanlar. Men o'z o'limni istayapman, o'lim kelib turibdi. Shunda duo qilgan ekanlar: "Ey Alloh, sen bilasanki men bu dunyoda qolishni undagi anhorlarni, sharqida oqib turgan anhorlarni sababidan emas yoki soya solib turgan daraxtlar uchun dunyoda qolishni istamayman. Balki men bu dunyoda
uzun tünler namaz okuş, kattık ıslık külleri roza tutup çankaş ve ilim meclisleri de çökelip oturuş barlığı için dünyanın yaş görmenliği. Yani dünyaya bugün muhabbet. Çünkü dünyaya bugün muhabbet bilen hayatıya bugün muhabbet farkı var. Biz hayatını sevişke buyurulgenmiz. Dünyanın mes. Dünyanın yaş görüyorsunuz. Vasıta sıfatı da. Bu kişinin yaş görüşü yoksa. Dünyanın için yaş görüyor. Şu dünyada bulmasız, amel kullanmayız. Vafat etmesiz, defteriz yapılır. Tüngi ibadetler var. Hali kalepturasılar. Allah acer verip, ahiretki ötsek, nasıl sağlamız? Arzu kulesi iki reket namazdı. Seleflerden bittileri gelip, kabrını aldı iki reket namaz okuyandı. Kabrını namaz sıkkına gel. Bana şu iki reket namaz bize arzuyumuz dedik. O şey, iki reket namazı zor bulur. Subhanallah deyişke zor bulur. Esselamu aleyküm deyip, ziyaretçi gelip salam verse. Ve aleyküm selam deyisiz. Kabrda yatıp, ruhiniz. Sevap olmayız. Kan en sevap olsam deyip arzu kulesi. Ve aleyküm selam gibi az dünyada. Ve aleyküm selamdan min tesu ötkesi işiz yok. Ana şunu zor olan istahsırlar. O şunun için bunu hazırda hız kılış gerek. Bu Muaz ibn-i Cebel'in gibiler, et yapılar ki dünyanın ne için yaş görürdüm? Ne için bir hayatta dünyada kalışını diye yaptım. Dünyanın vatasını mes. Dünyada kalışını. Dünyada kalış bu hayat bu. Biz hayatta sevişke buyurulgenmiz. Şunun için hayatta tecavüz, cinayet buluyordu. O yüzden hayatı gösteriyor. Ama dünyaya muhabbetten kaytarılgenmiz. O ne için? Biz şunu aldanıp ahirette unutup koymasızlığımız için. Ve dünyanın muhabbeti arkasından bırakıp zulüm koymasızlığımız için. Dünyanın muhabbeti, dünyanın metasızlığı muhabbeti o. Şükreti gelme, yemeği gelme, içmeği gelme, turmağı gelme, hemen. Ben dünyada kalışını diyekeller mi, hayatını diyemek için. Dünyanın metasızlığı. Çünkü etkiler ki ben dünyada kalışını, ondaki anharları, sayaban, darakları için yaş görmezdim. Yani hayat menge bu dünyanın nimetleri için suyukluyemez. Belki onda kesb bugün için suyukluy. Onda kesb mi? Tüngi ibadet, kündüzgü roza ve ulemaların meclisinde oturuş. Ebu Ala Attar kitapta otu yaş görürler. Neme kitap kursu satır olurken? Üyelerini satıp kitap alırken. Vafat etkenlerindeyken bir kişinin düşünde görüp, bir kişi o kişinin düşünde görüp. O karasam düşünde dedi. Ebu Ala oturuptular ortada, atrapı kitaptan kurulgen şehir deyip. Şehirin ortasında kitaptan kurulgen şehirin ortasında oturup kitap okuyup da atrapı da sanaksız kitap yatıp diyen yerde. Ey Ebu Ala bu nümesi dedim. Desem Allah subhanahu ve ta'ala'dan sevgenlersen bilen meşgul buluşka izin soradım izin verin diyen. Vafat eden kiyinem fakat şu ilim alıp oturur değil mi? Şu ilimge bugün muhabbetten. Muaz ibn-i Cebel hem şunun için yaş görümen hayatını diyen ekerler. İbn-i Ebu Musa Eş'ari raziyallahu anhu Hazreti Ömer'in adlar diye keptiler bir gün kutandan ki. Kiseler şu vakti hem kelesen mi ne mi yap geldi şüphe etti senin dese tahsir şu bir sohbetleştik. Geplestik fikhten dinden. Kelerler geplesi oturuştu ki uzak geplesi oturuptular ki. Kiin Ebu Musa Eş'ari tüngü vakti bugün tahaccüd vakti bugün mu? Ey emirul müminin namazga türemiz mi dedi. Dese öz biz namazlarımız diye ne kendine bakış. Ama şu ilmi sohbetimiz şu namaz şu. Şu ibadet şu, şu zikir şu. Fakat o şu vakitte kalbinin niyetini hazırlaş gereği halas. Allah için oturgeniz, Allah'ını tanış için oturgeniz. Okuyorken kitap bizde zarebe 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 deyip lügat yatla yapsın. Şuncaki kelimeler mi? Şuncaki kelime görünüşte. Lekin Allah'ın marifetine vesile sıfatla yatla yapsınız. Kötelik etmek istemezsiniz başkırıcı, abalık etmek istemezsiniz. Vasıta sıfatı da zikir, marifetke vasıta sıfatı da karegeniz için zikir buladı. Şimdi itikad bilen eğer ders kısaylar, her bir dakikanız namazda buladı. Hazreti Ömer etebilir ki Ebu Musa'ya, tahsir tülemiz mi teheccüdüken namazda, deyse, uzun namazlarımız biz diyene ki. Ata Hurasani etkene gelirler ki, zikir meclisleri, kanaka meclisler deyse etkene gelirler ki, halal haram mı organ edigen meclisler. Kandeyi satıp alıp kandeyi satış, kandeyi namaz okup kandeyi roza tutuş, kandeyi nikah kılıp kandeyi talak kılış, kandeyi hac kılış. Ve şimdi okşagen meselelerini organiledigen meclisler, şunlar zikir meclisleri buladı. Ebu Savvar Al-Adavi bir halkada ders kılışacakken iken, ilim dersi. Oralarda bir yigit türüp, Subhanallah diyorlar, Elhamdülillah diyorlar. Dip
Yani zikir kıl, zikirem kılıylar demiş. Degende Abu Savval açıklarına çıkıp etkenler kirliler ki biz özünü ne kıl yapıyoruz o masam diye. O zikirde miyiz o biz? Sen biz zikirde şöyle yapıp şöyle yapsan. Bir iptarlıydı oturgen de, iptardan alınan iptalak gelingen de Hazret en nemi oturardılar gâhıda, izdihamda kem yapılardılar. Cim otursalar, oturgenlerden bir tanesi ser sofra şekillik uzunca bir taklif kıfı diyen tahsir ya. Tahsir, zikir kılıp oturuyelik dedi. Dese Hazret, siz ne kıl yapsın mısın diyenek? Yani biz kıl yapıp biz ne kıl yapsın diyenek? Zikir kılıp oturuyelik dese, biz kıl yapıp biz ne kıl yapsın diyenek? Yani o şey her bir dakikasını biz köp birle yürerdi Hazretler maşinaya oturup bile yakışık mısın sözümüzün edip kuruluk tasmini alıp zikir başlardı. Hatta kompüterde oturup yaz edigen cahide yaz bugünlerden ki Nergihane'ye çıkıp çay içedigen bu sefer o şekilde çıkınca zikir kıp çıkardılar. Mene şu salihlerini adetli mene şu bilen kişi ilminde bereket topladı. Malumatlarını toplayıp yapıp bu işmez ilim. İlim Allah'a bağlanış, Allah'ını tanış buldu. Bu mene şu zikir bilen buldu. Bu yerde biz itibar kılışımız geliyor bugün derse, biz şugullanırken talebi ilim, aynı zikir. Talebi ilimde yürüp, kalbi gafil olsa, demek o adam asıl niyet buzuk adam. Niyeti dürüst adamın kalbi ıslah olur. İlim okudum, kalbim ıslah olmaya diyeptim, demek niyeti buzuk aslı o. Asıl niyet dürüst olmasın. Niyeti dürüst adamın talebi ilimde kalbi açılış gerek. Çünkü o aynı zikir o. İmam-ı Malik'in anılarında, Abdullah ibn-i Vahb oturduğun payetlerinde, Oza ayeti kaladı namazge. Şimdi o kişi şaşıp pişip kağızlarını yığıştırıyorsalar Malik kaka şaşı yapsan dediler. Namazge deyse o kişi etken ekerler ki kıle etkenin kete etkeninden kemmez niyetin doğru olsa degenler. Derste oturupsan ders kıle yapsan. Kıle etkenin kete etkeninden kemmez. Namazdan kemmez kıle etken dersin. Eğer niyetin dürüst olsa. Niyeti her gün yengeleş gerek. Her gün. Kalbizge buna sekirip kaladı. Ablahımla Davud'ge adamlar gelip ötken derste yeme etildi. Adamlar gelip hadis alışarken hadis etmeye koyuyor. Nemek etmeye koyduğunuz diken de niyetiyle bozuldu diken. Allah uçunmez başka dersler koşulgen bugün. İlim mi, talim mi ve dersini arası diken. Kimdir? Dedesi etken şu yürüptü. Oğlum bu masjidi anık. Kimdir buraya taklidden yürüptü, uyan bu masjidi anık. Kimdir buranı payla yürüptü, uyan bu masjidi anık. Adamın bu meydu, nefakat oğlum. Har oladı iki dünyada. Kimdir şuncaki yürüptü, yüden kaçıp, mesuliyetten kaçıp, uyan adam bu meydu. Kimi ki Allah'ını tanış için, Allah'ını zimmesi, özünün zimmesindeki Allah'ın haklarını biliş için, bendelerin haklarını bilip, şularga raya kılış için ilim aleyken olsa, şu adam necat topar. İlim alır şu adam. Şu adam alın böyle. Mihnet kısa inşallah böyle. Niyet şunu doğrulaş gerek. Her gün yengeleş gerek. Niyet. Keyni ayet ediler ki وَبْذُلْ النَّصِيحَةِ Şunu geldiğim وَبْذُلِ النَّصِيحَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ اللّٰهِ قال الله تعالى قال الله عز وجل اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة نصيحتنا تكب ساج بزل دیگه مول آبقام استن بیرش نهتاد عطا هم بیرش یه عطا آبقان بیرسیزم عطا بولد لیکن بار امکان چه بیرسیز بزل بولد مول بیرسیز بزل بولد یتمسه شکرو یتسه بزل یتمک دیدی نوایی یتمسه شکرو یتسه بزل یتمک بزل mol kılıp veriş. Nasihatını mol kılıp takdim kıl. Allah'a, Resulü'ye, mumullerge, hammesi'ye. Nasihat ne mi? Nusuh ya ki nasihat degeni nasaha. Nasaha'a okşet. Nasaha'ayın bilen bulsa yaltillep, nurunu yaltillep görünüşüne eder. Kırılmazdan. Asalını, tozasını, şeker koşulmadan başka nasıl araylaşmadan asalun nasih. Dedi. Halis degen. Halis degen. Başka nasıl araylaşmadan. Demek nusuh asıl degen. Asıl. Lugatta özellikle şunu diye manalarda kullanır. Şu bilen birge tarifini mi? İradetun nef'i lil gayr. En nusuh
yoki iradatul hayr lil gayr. Nasihat ta'rifi shu. Birovga yaxshilik istash, birovga manfaat istash. Bitta so'z bilan o'zbekchada xayrli xohlik deyiladi. Xayr yaxshi. Xoh istamoq, xayrli xohlik yaxshilik istash degan. Boshqalarga yaxshilik istashni nasihat deyiladi. Bizda nasihat ko'pincha pand, o'g'it ma'nosida qo'llab qolinadi. Chunki birovga pand berib o'g'it aytayotgan odam unga yaxshilik istayotgan bo'ladi. Sen o narsa içmeyin, tanesi saklayın deyip nasihat kılıyken bulsa yani manevi nasihat kılışı mümkün. Namazınızı vakti dokuyun, haram yemen deyip. O adam ki yaşlılık isteyken bulan. Şunu nusuh deyirler, yani nasihat deyirler. Yaşlılık isteyken o göt etkeni için o götke nasihat deyip nam veriş adet bugün. Bu yerde nasihat kayısı manadır. Köçmen manada mı, o göt manasında mı? Yok. Asıl manada. Çünkü kaydan bilemiz. Allah'a Resulü'ye deyip. Allah'a Resulü'ye siz nasihat kılıp pahane etmezsiniz. Allah'a nasihat kılmayız. Allah'a hayrıfak samimi bulasınız. Şimdi Allah'a yaşlılık isteşinme deyip. Allah'a yaşlılık isteyip yaşlılık yetkiz almayasınız. Şimdi bu yerde lavazımlardan kep çıkıp düşünülür. Siz buraya yaşlılık isteseniz ne kılar ediniz? Allah'a nisbeten şunu kılasınız. Lavazımlarını inobatga olinadi. Ya'ni siz masalan siz menga yaxshilik istasiz nima qilasiz? Mani so'zimni qilasiz. Men xursand bo'ladigan ishlarni qilasiz, to'g'rimi? Menga yaxshilik istaydigan bo'lsangiz, men xursand bo'ladigan ishlarni qilasiz. Men xafa bo'ladigan ishlarni qilmaysiz. Mani rozi qilishni istaysiz. Men xafa bo'lishimdan qochasiz, qo'rqasiz, to'g'rimi? Shu narsalar menga yaxshilik istaganingizning natijalari. Allohga nisbatan nusx qani qo'llanadi? O'sha natijalarni qo'llash bilan bo'ladi. Allohga yaxshilik yetkaza olmaysiz. Shuning uchun Alloh taoloni aytganini qilish, aytmaganini aytganidan qaytarganidan qaytish, buyurganini qilish, Allohni rozi qilishga urinish, chin qalbdan Allohga yuzlanish shu nasihat bo'ladi. Samimiy chin qalbdan Allohni istashingiz shu nusx bo'ladi. Rasulullohga bo'lgan nusx ham xuddi shu nasihat ham. Rasul akram alayhisolatu vasallam hozir oldingizda bo'lsa qanday u kishiga ergashardingiz? U kishiga qanday muomala qilardingiz? Hozir yoningizda o'tirgan bo'lsalar. Masalan, jamoatga chiqinglar deb buyurdilar. Rasul o'sha yerda o'tiribdilar. Jamoat ayda azon aytibdi. O'tiraveramiz uyda? Yo'q, Rasulullohning ko'zlarini tushib turgan bo'lsa qanaqa harakat qilardingiz sunnatga? U kishi xursand bo'ladigan, u kishi rozi bo'ladigan harakat qilamidingiz yoki xohlaganingizni qilamidingiz? Xohlaganingizni qilsangiz, demak sizda nasihat yo'q Rasulullohga. Demak, komil mu'min emassiz. U kishi xursand bo'ladigan holatda harakatlansangiz, ana siz komil mu'minsiz, ana siz sunnatni tutgan bo'lasiz. Sunnatga ergashyapsiz, masalan, munofiqlar ham vaqtiga kelsa jamoatga chiqqan. Lekin qalbidan Rasulullohga yaxshilik istaganmi? U kishining ishlari rivojlanishini xohlaganmi? Yo'q. U kishining mavqelari ortishi ularga diqqat qilgan. O kishining ishlarini rivojlanishi ularni siqqan yuragini. Yaxshilik istagan emas. Demak, u ham nasih emas. Din nasihatdir bo'lsa, ya'ni islom qachon dindor bo'lasiz, islom egasi bo'lasiz. Allohga nusxda bo'lsangiz, Rasulullohga nusxda bo'lsangiz. Siz Rasulullohga nusxingiz yo'q, nasihatingiz yo'q. Xayr xohligingiz yo'q. Musulmon bo'lasizmi? Yo'q. Komil musulmon bo'lmaysiz. Komil dindor bo'lmaysiz, diningiz noqis bo'ladi. Haqiqiy dindor bo'lmaysiz, haqiqiy musulmon bo'lmaysiz. Haqiqiy musulmon bo'lish uchun hamma nusx shakllanishi kerak. Allohga, kitobiga, rasuliga, mu'minlarga, mu'minlarning rahbarlariga. Beshala nusx, beshala jihatda nusx shakllansa, keyin siz komil mu'min bo'lasiz. Yaxshilik istashingiz kerak hammaga. Va hamma musulmonlarga hadis sharifda keladi. O'zi bu asli taymini buni Tamim ibn Dorining nimalari? Rivoyatlari 40 da ham keladi. Tamim ibn Ausining Dorining rivoyatlari. Mashhur hadis. Imom Muslim rivoyatlarida keladi. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasululloh qala lillahi va li kitabihi va li rasulihi va li a'immatil muslimin va ammatihi. Shu hadisni asli matni. Ya'ni Rasul akram alayhi salatu va salam din nasihatdir dedilar. Endi bu kishi o'sha rivoyatni keyin keltiryaptilar. Tepada nasihatni mo'l taqdim qiling deb turib, keyin nasihatni hadisini keltiryaptilar. Ad-dinu an-nasiha mana arab tilida o'qiganlar ko'ryapsizlar.
İkilesi hem marufa. Ad-dinu el-nasihatu. Müfredge el-flam kirse kemalle bildirendir. El-insan deyse kamul insan degeni bu da. Aslı nazarda tutuluyen bu da. Düşünün mü? Ad-dinu deyse hakiki din degeni bu da. Allah'ın huzurudaki din bitti İslam. O şey İslam ne yaptı? Ad-dinu nasihatun deyse hem din nasihatır diye manaya çıkardı biz Özbeş'e etkendeki. Ad-dinu nasihatun deyse orada doğru mu? Mesela Al-Kur'an'u kitabun deyse su. Kur'an kitap dur degen deki. El-insanu hayvanu canzat dur insan degen deki. Ad-dinu nasihatun deyse bulardı. Nemege en-nasihatu ikincisi yem el-flam ulan. Nemo için ma'rufe. Mübtada bulan haber ikilesi hem ma'rufe olsa hasrını bildirdi. Belagat kaydası. Mübtada ve haber ma'rufe olsa hasrını bildirdi. Yani din fakat nasihattir diyor. Ondan başka narsa yok. Yani Resulullah abkigen dinde yakşilik isteş hayrı hakliyden başka narsa yok. Din fakat nasihattir. Kayısı bir kişinin kalbide yakşilik isteş yok mu? Onda din yok. Kayısı bir kişinin amelleri de başkalarına yakşilik isteş yok mu? Onda din yok. O kim keçeye kalaka bu seyir. O kere göse vaz kılıkken bu seyir. Beşte nasihat cemleniş gerek. Allah'a, kitabı'a, Resul'a, Müslümanların rehberleri'ye ve Müslümanların hemmesi'ye. Ati Resulullah teklifine ve ammetihi Müslümanlardan tellemez. Özü taifizge dairge hayrı kahve olup taifizge dair bulma kendine o da namusulman ne kadar ediyen bu siz, siz dindarmazsınız, Müslümanmazsınız. Sizge hem fikir bugün Müslümanlığa hayrı kahve olup hem fikir bulma kendini yaktırmazsan onge eğer yakşilik istemeyken bu siz Müslümanmazsınız. Hem fikir bulma kendini için nasihlik kılmayken bu siz Müslümanmazsınız. Ve ammetihim hammesi de gelirler. Hatiye takitle gelmiyor. Emirleri hem, rehberleri hem, nümvege adette rehberge nisbeten kişilerde daim kaşlıyı buladı. Büro belgeni için aşk yap kaladı. Pulumu yiyip diyeyim güman buladı. Yani ki hasat buladı. Bayıp gitkenler rehber buladı için. O çünkü şunu takitle geldi. O zaman hemen Müslümanın arasıya kiredi o rehberi. Lekin rehberini takitle geldiler. Nüme için deyse, o rehberge yakışlık istemese elde o payda buladı. Nasihlik bulmasa rehberge hıyanet payda buladı. Onun için biz köpünce göremiz bazı kişilerini tepedeki adam tınımsız korkuda ve tınımsız tehditde işi güzeldi. Pastaki yem tınımsız havfta ve tınımsız aldavda. Tepedeki adam aldavda. İkilesi yem Müslümanmaz. Kamil manadı demek için. İkilesi hem İslam'ı mükemmelmez. İnsanlığı yem mükemmelmez. Çünkü İslam'ı mükemmel adam mı insanlığı mükemmel bu. İslam'ın nakıs adam mı? İnsaniyeliği hem nakıs buladı. O anı bu. Zerreçe şüphe yok. İki ağızlı birbirine mütelazım verse. İnsaniyelik bilen, İslamiyelik birbiri bilen çemberçes. Bir tane sen iki tane namı. Demek ki rehberini hem nusuhunu Allah'a takip edilirler. Çünkü köpünce rehberge nasih bulmuyordu. Türlü cihetler. Mesela uziz rehberiyizi hatasını yemetmeyiz. Demek ki korkasız yayın ki deyilik uzizim mesela bizden korkasız. Aytsam hayda olmasın deyip. Yok o adam halak böyleyken bu seyem tamaşa kutur olasın. Yayın ki hakikatte isteyiz. O şu hatanın kısını yıkılsını oranına ben çıksam deyip. Doğru mu? Hatasını kütes. Yıkılışını kütes. Tayılışım kütüler kimler deydi. Kimler deydi yu? Kakılışım kütüler kimler. O şu tayılışını kütedi. O şu köpünce hasetten böyle düşün. Şu narsa insanların nefsinde illeti köp bugünü için Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam emirlerge, rehberlerge nusuhunu, nasihatini alahide takitle gelirler. Kaysa rehber, halkı özüge vefadar buluşunu istese, halkını tuğla Müslüman kılıp terbiyeleş gerek. Şimdi ular rehberlerge sadık bulur. Hain bu muydu? Aldar çoğum. Hemen birbirini aldıgen, küçülü küçsüzde izgen, küçsüz kaçıp arkadan vurgen, küçülü tepeden tehditken özde kanka orman, hayvan, hayat bulmuyordu. İnsan, insani hayat bulmuyordu. Yani o bunge hizmet kıyan, o bunge hizmet kıyan. O bunge yakşilik isteyen, bu bunge yakşilik kıyan. Surette hayat geçirirler. Eğer cemiyetler İslami terbiye tapsın. Bana bu hadis cüde güzel cemiyetini yaratır. Allah'a nasih buluş.
deganda Alloh subhanahu va taologa taslim bo'lishdan iborat. Rasul akram alayhisolatu vasallamga nosihlik ham shu. Bu yerda nosihlik itoatdan nimasi bilan farq qiladi? İtaat ham bo'ladi Allohga. To'g'rimi? Nosihlikda chin yurakdan bo'ladi. Masalan siz agar bir masalani ko'ryapsiz, masalan, mas suvni ichmoqchisiz. Shu tovarni ishlab chiqarmoqchisiz. Alloh rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi, halolmi, harommi degan savol tug'ildi. Siz halol va haromligini, halolligini aniqlamoqchimisiz yoki kimdandir halol degan yo'l topmoqchimisiz? Yo'l istayotgan bo'lsangiz, nosih emassiz. Samimiy emassiz, xayrxoh emassiz. Ayolingiz taloq qilib bo'lgansiz. Yo'l istayapsiz. Dinga, kitobga nosih emassiz, Qur'onga nosih emassiz. Qur'onni varalayapsiz, bitta masalani ko'ryapsiz. Qanaqadir tortishuv bo'lganmi yoki bitta masalani ko'ryapsiz. Maqsadingiz o'zingiz istagan narsani isbotlash, Qur'ondan bor haqiqatni topish emas. Nosih emassiz. Oli kitobiga degan kitobga nosih bo'lishga xayrxoh samimiylikka tushmaydi. Ilm shundan fosil bo'lgan o'z. Hozirgacha yozilgan kitoblar 90% da xolislik yo'q, 90%. U tomonga, bu tomonga yonmasan. Men o'zim masalan qanaqadir fikrlarim, dunyo qarashlarim, ko'nikmalarim bo'ladi. Qur'ondan, hadisdan o'zimga mos joylarimni olib, shunga urg'u beraman. Qoyonjonlarni ko'zimni yopib qo'yaman. Ko'rmaganda yutib ketaveraman. U narigi Ilyos bilan u tushuna qiladi. Faqat uni ko'nikmalari boshqa bo'ladi. O'zini ko'nikmalariga doir masalalarni ko'tarib, o'shanga urg'u beradi, qolganidan ko'zim bo'ladi. Yangi kelamiz oramizda tortishuv bor. Bitta masalada. U ham Qur'ondan, hadisdan istaydi. Men ham Qur'ondan, hadisdan istayman. Lekin u ham Qur'onga Rasulullohga nosih emas. Men ham Qur'onga Rasulullohga nosih emasman. Qaydan bilinadi? U haqni balki bu kishining gapi to'g'ridir, yo meniki noto'g'rimikin, qani ko'rayinchi, qaysi birimizniki to'g'ri qilib chiqarkin kitob sunnatdan deb bahs qilsa, u Alloh va Rasuliga, kitobiga nosih bo'ladi, xayrxoh bo'ladi. Lekin yo'q, men o'zimni isbotlashim kerak, nima qilib bo'lsa ham kitob sunnatdan qaydan birisi topib bo'lsa ham deb istayotgan bo'lsa yoki men shunday bahs qilayotgan bo'lsam, men nosih bo'lmaymanmi? Men xudbin bo'laman. Xayrxoh emas u. U Allohga ham, Rasulullohga ham, kitobga ham xoin u. Nusuhda aksi xiyonat bo'ladi. Ilmiy bahslarda nusuh yo'qotilgan narsalardan o'ta ko'p o'rinda. Mazhabparas, toifaparas, shaharparas, ajdodparas, o'zniki dadam to'g'ri chiqish kerak deydi. Men domlam to'g'ri chiqish kerak faqat deydi. Yo'q. Bularning hammasi dinda dindorlik yo'qligidan shu odamda. Haqiqiy dindor emas, haqiqiy musulmon emas. Haqiqiy musulmonda bunaqangi havolar bo'lmaydi. U nima bo'lsa ham Alloh subhanahu va taologa sidq qilibdan yuzlanadi. Kitobni o'qiganda chin qalbdan anglash uchun o'qiydi. Sunnatga chin qalbdan tatbiq qilish uchun ergashadi. Payg'ambarlarning hammalarida nusuh sifati bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarlarning qissalarini A'rof surasida qator keltirganda Alloh nima degan? Ubalighukum risalati robbi va ana lakum nasihun amin va ansahu lakum. O'sha yerda tafsirda aytiladiki, va ana lakum nasihun amin da va ana nasihun amin desa bo'ladi. Asli jumla va ana nasihun aminun lakum. Yoki va ana nasihun lakum amin. Asli jumla وانا ناصح لكم امين نصحدان سلاس كين كيلاد لكن سلان نما شو алдыр келдирди лахуни деса хослаш учун яъни мен яхшилик истейман мен силарга роббимми рисолатини етказяпман деяпти пайгамбар нух алайҳиссаломдан ҳам шу худ алайҳиссаломдан ҳам шу қатор пайгамбарлардан аллоҳ қасди шуни нақл қилади бас ва ана лакум дегани мен сизларга фойда истейапман холос ўзимга эмас деган Bu qilayotgan da'vatimda, sizlarga aytayotgan mani sizlarga nasihatimda, chaqiruvimda menga manfaat yo'q, hatto oxiratda. Oxiratni savobini ham istab qilayotganim yo'q. U berilishi aniq. Chunki bakana masalan siz shu masalani yetkazib olsam menga savob bo'ladi desiz ham, siz o'sha masalani yetkazishda tinglovchining manfaatidan tashqari o'zingizga ham manfaat istayotgan bo'lasiz-da, o'sha manfaatni ilinjida gapirayotgan bo'lasiz. Yo lakumni oldin keltirishdan murod nima? Menda bu so'zlarimni aytib sizlarga Robbimni risolatini yetkazyapman. Ubalighukum risalati robbi, Robbimni risolatini xitobini yetkazyapman. Xolos.
Ve ene lekum nasih. Ben sizlerge menfaat isteyeyim. Ben halas. Sizlerge yine isteyeyim. Özlerge acil buluşanık. İn acil illa alallah anık. Lekin onu undayken kuş oş aciz mi? Yok. Undayken kuş Allah'ın risaletini yetkazış halas. Ve ularge menfaat yetkazış halas. Eğer farazan bunu kendine düşünemiz. Farazan Allah acil vermeyken de kılar mıydı peygamber şunu? Kılardı beraber. Mabada Allah acil bitmeyken de farazan. Şu risalet yetkazıp uşalarga uşa nasihat kılar mıydı? Kılar dediler. Uşan için lakumma aldın getirgen dedi, tefsirde. Sizlerge gene manfaat isteyemem. Ben bu sizlerge mesela vaaz kılışından balonlarsa ne kımaylar, pistonlarsa ne kırıylar deyişinden hakimiyeti şeyliği olmak için mesmen. Abru tapmak için mesmen. Şuhret almak için mesmen. Hürmetke sazavar bulmak için mesmen. Dünyavi manfaatlar yok. Ya pul hasıl kılmak için mesmen, murid arttırıp. Yani ki ahiret ne hem sevabını gözleyekkenim yok. Bu sizlerge bu geplerine yetişim Rabbim mesaletini yetkezişten ibaret halas. Sizlerge menfaat isteşten ibaret halas. Mene şu peygamberlerin davetindeki ruh buladı. Kim de meşhur ruh gitse davetinde o adam sünnetten çıkan buladı. Davetindeki ruh buranın gepini ötkezi alış, buranın çakı alış, buranın boynunu egip mülzem kılış, buranın koreleş, buranın başkalarında adamların kimdendir yüzünü ögürtürüş, kimdir abrosunu töküş, bu neseler hepsi şeytan, şeytani maksadlar bunlar. Bunlar da eğer Kur'an hadisi vesile kalıp yapılırken olsa o adam suistimal kılıyor kitabı sünnet. Dini hadınmaz, dinini özge hizmet kıldır yaptı nefsine. Kimi ki eğer muhatap, dinle uçuşluğa, yakşılığını istep yine, hatta kafir olsa, ne fakat faskı Müslüman, adeşken ya ki taife Müslüman. Yok. Hatta onki kafir bulsa hem onge yaşlılık isterseniz ibaret davet. Başka narsı yok. Kafirler geti yaptı peygamber bunu. Ve enne lekum nasihun. Ey kafirler sizlerge yaşlılık isteyip ben diye. İman getirmegenler geti yaptı. Gülesim İslam kanaka değil. İnsaniyetki yaşlılık ilini uçu değil. Hatta kafirge bugün davet onge hükmünü ötkesiş onun pulunu alışmaz. Yok. Onu dünyada saadet ahiretki ebedi bahtki erişi uçun can güydürüşten ibaret halas. Şu ruh gitse eğer davetten hükmünü ötkezeş, bakırış, adamların kafirge çıkarış, dozak kapkırış şu nesneler payda olsa demek bu kişi sünnetten çıkan olur. Peygamberlerin hepsini sünnetten çıkan olur. Kur'an'ın menhecinde mutlaka begane adam olur. O adam nasihmez, dindarmez kamil. Kamil Müslümanmez olur. Din nasihat durdu, şunu düşünüldü ki kimi ki nusuhu kança olsa dini şunca. Bazı adamda samimilik hayırhaklık var, balasıge. Koşunlu balasıge yok iş. Özünü damlasıge var, başka damlasıge yok. Atasıge var, koşunlu atasıge yok. Bu kişi tamamen Müslüman var. Çünkü vahammetihim, hemege, hemen Müslümanın yakışılık istersiz gerek. Eğer şu ruh olsa, davetçi, fakat yakışılık istep yine başkalarına, şu ahende, şu ruhta gepiredi. İhtiraçı, pul işler için olmaz. Müslümanlarla, insanlarla menfaat için ihtira kıladı. Telefon ihtira kıladı. Menfaat için, adamlarla menfaat için. Özü gemez. Bu ruh yaşası, ilm-i fen insaniyeti yakışılığa hizmet kıladı. İhtiralar insaniyeti menfaatiye hizmet kıladı. Edebiyatlar insaniyeti menfaatiye hizmet kıladı. Hatta irtekler. Savdagar başkaya yakışılığa ilinler. Hasan ibn Abu Sinan, Hasan Basri'nin şagirdlerinden bugünler. Uluk tabiyelerden. Şeker kuruş bugünler, hatta boy bugünler. Ayter gelirler ki şu kembağal beş aralar bu mesela ben saudilerle kılmazdım derken. Üçüncü kılır ki. Niyet göre yapsın. Saudagar boy bir yıllık hareketini alarken ailesi ki koyanın hemen takatı alarken. Yani zekatta biz 40'dan bir yeramız mı yıldı? Ya o kişi bir yıllık ne kadarsa bir yılda kaç şekilde? 10 bin getirdi mesela biz hazır. Günümüzü aladığım bu şekilde. 12 bin alıp koyan bir olarak gelmesin. Ama şu kişi şeker buruş ayırtadılar ki bir bu kişinin hadımları varken bir kuşun kışlağda yaşarken o asli. O ucu kışlağdan gelirken şeker kamışını asasi merkezi o şeyirken. O kışlağken. Bir gün geldi bu hadım ayırtadı ki Mevla tahsir dedi bu yıl şeker kamış bulmadı bizi yurtta. Şehirde bizden geldi. Hazır şehirde, bazarda şeker var.
Lekin hali bu bozordagi shakarlar tugasa, tagi kesilsa, bizdan keladigan shakar o'ta kam bo'ladi, tanqis bo'ladi. Shakar qarab turasiz, bir necha baravarga oshadi taqsir. Chunki keladigan manba asli u yerda tugagan hozir. Shakar qamish o'lgan. Shunga tavsiyam, bor pulingizga shakar olib qo'ying. Hali bir necha oylardan keyin ko'rasiz shakarning narxini. Desa u nasihatni olibdi-da, borib shakar purishlardan, bir shakar purish, katta shakar purishdan borib puliga sarmoyasiga shakar olib qo'yibdi. U ham shakar sotib olibdi. Katta miqdorda, o'ta katta miqdorda. Unda o'zi shakar purish boy odam, bor shakarni olib qo'ygan. Uni ham deyarli shakarni hammasini olib qo'ydi. Oradan ozgina vaqt o'tib, haqiqatda shakar tanqislashib, o'ta bir necha baravarga qimmat bo'lib ketibdi. Qimmat bo'lib ketib, bu kishi sotibdilar. Sotib qarasalar, foyda o'ta katta. Summa mani esimga kelmayapti, 120 ming dinormikin bo'lgan. 20 dinor zakot. O'ta katta pul, pul esimga kelmayapti. O'ta katta, millionlar dollarda hozirgi pulda aytganda. Foyda qilibdilarda, keyin uni olib turib, vijdoni qiynalibdi, iymoni. Aytibdilarki, o'zi chiqqandan boshlab ichi xijilib qolgan ekan, bu birodarimdan shakar sotib oldim. Sotib oldim, lekin bu shakar purishga aytganim yo'q, shakar qimmat bo'lishini. Agar men aytganimda balki bu sotmasdi. O'sha foydani bu ko'rardi. Balki yarmini sotib yarmini olib qolardi. Men nosihlik qilmadim, unga yaxshilik istamadim, yaxshilikni o'zimga istadim faqat. Deb kelib vijdoni qiynalar ekanda, sotib o'rinchi debdi. Sotgandan keyin o'shuncha pul o'pdi. Keyin hali pulni ko'tarib boribdilar shakar purishni oldiga. Birodar, sizdan shakar oldim paloncha muddat bo'lgan, olgansiz taqsir. O'shanda men to'g'risini aytaman sizga, nosihlik qilmadim, samimiylik qilmadim. Men o'zimga kelgan xabarni sizga aytmasdan sotib oldim. Belki o'sha vaqtda aytganimda siz shakarni sotmardingiz, chunki o'sha foydani siz ko'rardingiz. Belki yarmini sotib, yarmini berardingiz, yarmi foydani men ko'rsam, yarmini siz ko'rardingiz. Lekin o'sha vaqtda men sizga xiyonat qildim. O'sha xabarni aytmasdan indamasdan oldim. Shunga men mana shu pulni siz olasiz, keyin rozi bo'laman. U kishi aytdilarki, shakar purish ta'sir, mana aytganingiz, aytmagan ekansiz, endi aytingiz, rahmat. O'sha vaqtda ham foyda qilib sotganman men sizga, o'zi asli foyda qilib sotganman. Men foydam qilib bo'lganman, bo'ldi, kerak emas menga pul. Bu pulingiz o'zingizga olib ketaver, men roziman. Mabodo o'sha vaqtda aytmagan bo'lsangiz, mana aytdingiz, roziman. U so'radi, bu qabul qilmaydi, oxiri qo'liga ushlab haydab chiqardi. Bor, pulingni yo'qot, olib ko'tardi. Pulini olib olib chiqib, eshik tagida chiqqandan keyin yana unamadi qalb. Qaytib kirdi, Allohga qasamki dedilar. Men qasam ichdim, pulni olasiz, keyin ketaman dedi. Bo'lmasam yarmini ham bo'lishaman degan yo'q, hammasini. Hammasini tashab chiqdilar uyga kelib, alhamdulillahillazi anqazani minan nar. Meni do'zaxdan qutqargan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Ko'ryapsizmi, o'sha samimiylik yo'qolganini do'zaxga mahkumlik deb o'ylagan u. Shunday qabul qilgan. U bizni har kunimizda bor. Telefonni mana shu bundoq desam arzonroq qilib olsam bo'larmikan? Bunda desam sal yuz qo'shib olarmikan? Deb birovni shundaydan olishni paydamiz biz. Lekin yana biz nusrat kutamiz o'zimizga, Alloh taolodan yana. Yanaki biz salaf solihlarga ergashamiz deymiz. Mana saraflarning yo'li. Ikkalasini ham qarang, buni ham nafsi butun. Biz masalan biz o'rganimizda ham hech bo'lmaganda mashaalloh, Alloh rozi bo'lsin qardoblar. Yarmini olsin, olingmi, yarmi qolsin derdik biz. U urib solib qo'liga ushlatib haydab chiqaryapti. Pulini olib qoldi. Deysa, u ham nafsi tug'di, ko'ryapsizmi? Bu dunyoni muhabbati bo'lmasa shunaqangi pok bo'ladi insonlar. Hozir 1000 dollar uchun birini so'yib qo'yapti. Nimaga? Oxiratni unutgan, dinni unutgan. Dinsiz yaxshi odam yasayman deb hamma yo'lda rasvo qilishgan. Hasan ibn Abu Sinonni ham qaningki e'tiqodni qaning. Ki shu holatda agar pul menda qolib ketganda do'zaxda kuyardim deb bilyapti. Alhamdulillahillazi anqazani do'zaxdan qutqargan Allohga ham bo'lsin deb. Yunus ibn Ubayd Imom Hasan ibn Basriyni ikkinchi shogirdlari, u kishi ham shogirdlariga bir tovar o'tib qolsa, masalan, mana shu stakan yurishib qolsa bozorda yoki mana piyalani savdosi yurishib qolsa, bir palonchidan shu piyoladan olib kelar ekan. Asl bo'ladi-yu ishlab chiqaruvchi. Do'kondan olib kelar ekan aslidan. Lekin ayt der ekan. Shu piyolani narxi ko'tarilib, savdosi yurgapti deb aytib, keyin sotib ol der ekanlar. Qarang, poklikni ko'ryapsizmi? Borib
İndi mesela kesin olarak da bu halal fikh, fikhan halal. Çünkü fikhını, fikhını. Bana şu asıl din, dinin mahiyeti bile organ mesela adam fasık bulur. Hasan'ın Ebu Sinan'ın paydası halal, fikhde. Halal olsa ne demek ki o uzunu dozakı hüküm kılıyordu. Yunus ibn-i Ubeyd'in hem işi, bari bindi mesela abkesi bulur. Sağda yürüp aldı. Bari tavarda abke, bul tez, iş tutamazsın dese ulan. Halal. Lakin o yedi, Allah bulan murakabı var. Müslümanlarla yaşlılık isteş var. Biraderinin özü bilen tek özden evzer görüş var bu. Bana şu din şu. Şu din bu mesela ana o fikh dinmez o. Takide bana şu din bu mesela o fikh dinmez o, İslammez o. Şu din bosa takide ki ana o fikh İslam bo'ladi. Agar takide bu din bo'lmasa o fikh İslam bo'lmaydi. Bizga kelgan ofatlarning bittasi eshiklardan bittasi shu. Fikhni riyoziyotga hisob-kitobga aylantirilgan takide din yo'q. Shunchaki qonunshunoslik. Din yo'q takide. U hech qanaqa samara bermaydi. U İslam emas u. U Fransiya qonun bilan bir xil narsa. Fransiyada ham bor İslam mahkamları tıkılıyor yatıptı. Maliki mezhep. Bazı kodeksleri Maliki mezhebine 95% doğru gelir. Lakin takide dini yok. İslam bu neydi o? Kanunlu şekli, kanun, kanunçilik. Muhammed Bekir Mutlu'ya yerleşmesem ab gelip örgen gelirler bazı kanunlarını Fransiyan'ı. 95% Maliki mezhebi çıkan. Bazı kanunçiliklerde. İslam'ı 95% tatbik kılı yaptı bazı yönelişlerde. İslam mı o şey? Yok İslammez. Çünkü takide dini yok. Caiz, caizmez, mümkün, mümkünmez. Onda olsa bunda kaladı, bunda olsa onda kaladı diyen fikhi ahkamlar aynı türlü duyurdu. Lakin takide dini yok. O İslammez o. Takide Allah'a sığınış bulmasa, takide o şey kalbi iman bulmasa o din İslam bulmaydı o. Hükümlerde yığındız. Ama şunun için din nasihattır degenler iş. Bu eğer bir saat yaparsak yine kem. Bir gün yaparsak olaydı nasihat. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerden algen bayatlarını arası da en kub takitlengeni, hususen Cerir ibn Abdullah raziyallahu anhu'na rivayet kılınca hadiste, her bir Müslümanga nasih buluşunu bayatını agarlar. Her bir Müslümanga nasih buluşunu bayat agarlar. Her bir Müslümanga. O sizge yaksayam, yakmasayam. Sizge fikirleş doğru kesiyem, kemesiyem. Müslümanga devet gelirler. Her bir Müslümanga. Salih, alim, yani ki takvada Müslüman gelmez. Her bir Müslüman. Hatta peygamberlerini kör yapmış. Kafirlerge hem nasih buluşken. Hayrkah buluşken. Kur'an'ın metni şunu dedi durdu. Şunun için dinin meşru mahiyeti yok algenden ki biz hazır köp özümüzü şekilde Müslüman görmemiz. Aslı dinimiz yok. Bizden göre başkalar dini İslami ananelerge amel kılıyken köresi bazı orullarda. Bu yerde o kişiye ikinci maslahatı ettiler ki وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ اِشِنْدَ Allah'dan korka digenler bilen maslahat kıl. Herkem bilen maslahat kıl. Çünkü Allah'dan korkmayan adam bar gappa etmeydi. الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنْ وَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ digenler. Müsteşar yani maslahat sorulgen kişi amanetdardır. Gapirmez iken ihtiyarlıydır. Yani gapirmezlik ki hakkınız var ama gapirdiğiniz mi barına yetişke mecbursuz. Gapirmezlik ki hakkınız var degeni hem o yaşarıp kalorin biraderiz ölüp geçse yokup geçse bulursun degeni mes o. Siz gahı da mesela bir almaya kalasın çünkü aciz yok kalasın. Onun ne degeni? Hakkının barına ait olmasın batılını gapirme tek otur degeni. Lekin eğer biraderiz siz mesela delik ben sonra yapmam sizden o sınırlı üçlesen bulurdu mu? Desem, biraz tok var onda. Bola vursa gerek. Desiz, ben bari bir şeysem karşı etip vursa, ben sizden maslahat soradım. Kıyanet kıyam burası menge. Falan iş tıksam oladı mı? Dese, bursa gerek, depeyed. Yani ki falan tavarını iste yapmam ben. Kayda alsam bulardıkken dese, falan caddende başka kursat var. Maslahat sorası dinde mi o? Dünyavi manfaatte mi? Ya ki ailevi mesele de, ne de maslahat sorarsam közünüz, akliniz diyerken bar gappa edin, bilmesiz bilmez mi deyin? Lekin amanetdarsız, şu bilen bir ge, bu el-mustaşar-ı muhtemel şunlaka uluk kaydaki
Baş ikide sözü el müsteşaru mu'temen. Maslahat göy omonatdordur dediler mi? Ben şu sözün ikide sözünü tatbik kısayız bana dünya yaşanıp getirdim. Hazır kaydan geldi fasad. Rahbarını birinci maslahatçı aldıydı. Halıgan nesnesini katta kursetedi, halıgan nesnesini küçükini kursetedi. Hemen şöyle düşünün oğlu. Direktör bulup göreyim, göreyiz. Bir de karhanaki direktör bulup göreyim. O yüzden çünkü köp şu nümeler, işbirlermanlar atropaki uzun yakınlarının balasının bir nesnesini aladı. Değil mi? Çünkü hemen hıyanet kılıp iş olmayı koyuyor şimdi. Omanet darlığı bilen münasebet bildirmeydi. Maslahatçılar, yani duyurgen şu yardımcı maslahatçılar köpünce hıyanet kıladı. Eğer her bir maslahatçı bar malumatı yetkizip, en doğru maslahatı verip ve en doğru yolunu tutken de dünya aba top gider. Hemen yurtta. Şuna kadar bu mıydı da? Adli karhanelerde hem küp itibar kılın. O şuna haber obturgen adamlar küp pentiydi. Etrafında maslahatçıları bar gapına etmeydi. Hasetden ya ki başkadan ya ki öz menfaat közleydi başka. Bu hakikası. Lekin şunun dek savçılığı da mesela. Savcı oğlu baradı, akasının kızıya, akasının oğluya. Kuyo baranı mahtiyat Osman'a yapıp çıkıp. Ağrı mürettem, oğlum bu amel, tekvayı, oğlum cahın deyip. O ne kabuğum eydi? O işi meslehat beri yaptı uyuyam, amanatçı uyuyam, amanatdar. Bar yapmaya çıkıyor. Yani bana sorun sizden, ben palan kız gibi ulan mahşum ben, ne deyiz? Bar yapmaya deyip. Palancı gibi bir mahşum ben, bar yapmaya deyip. Şimdi koşunum deyip, ne deyirdim? Kim yüzüge kanlayı kanayım ben? Yani ki akizi kızını sonra yaptı. Yaşlı kız mıyız? Hiç ömegende benden sonra mıyım deyip koyayım. Yaşlı kız deyip koyayım mıyım? Hıyanet kılıyken bulasın. Borg yapmayayım. Her bir lahza, her bir cebhede görünmedi bu. El-Mustaşar-ı Muhtemengi amel kılınsa adamların hayatının cüzdeki hatta kısmı ıslah bulur. Üçüncü bu kişi yaptılar ki Allah'dan korkadığından meşveret al. Her kim denmez. Allah'dan korkmasa o halakın yolu sal etsen. Çünkü ne saha mütehassızlar her bir sahada. Ne için bu ne diyepti? Demek ki Allah'dan korka digenden diyepti deyse bu kişi Allah'dan korka digen deyişten Murat ulamalar diye mahşiyken. Çünkü diyepti ki ayet-i kerimen girdirip innemâ yakşallâhe min ibadihil ulema Allah'dan korka digenler ulamalar yine Allah'dan korkadı. Demek ulamalardan Allah'dan korka digen takvali ulamalardan meslahat al işinde diye mahşiler. Nebi aleyhissalatu vesselam din nasihattir dediler. Bu hadis dinin 4'te ya ki 6'te medarı bugün hadislerden bittesi. Yani din şunu etrafında eylemi. Din nasihattir diyene bitti manası şu ki dinden ne ahkam kegen olsa bendelerle yaşlılık isteşten ibaret halas. Allah'a hiç sana kapaydı yok. Lekin o zaman aslında bu yerdeki birinci mana haliga. Sizdagi qalbingizdagi dindorlik, sizdagi dindorlik nima bilan o'lchanadi? Allohga, kitobiga, rasuliga, musulmonlarning rahbarlari va hammasiga sizdagi xayrixohlik, samimiylikni miqdoridan kelib chiqadi sizdagi dindorlik. Bu yerda bir ajoyib qissani keltiribdilar. Abu Quda alayhi rahma. Imom Ibnul Jauziy o'sha vaqtdagi xalifa Mustazi billohga nasihat qilgan ekanlar. Qaysi sözde aytgan ekanlar desa, Halife Harun al-Rashid'ge çopan şeyban etken nasihatini kılaman sizge degen eken. O nasihatini ne degen? Etken eken ki, ey mumullarının emiri, eğer gapirsam, gapirey desem sizden korkamam. İndemeyin desem, sizge korkamam. Sizge bir narsa buluştan korkamam. İndesem, gapirsam, sizden korkamam. Gapirmeyin desem, sizge bir narsa buluştan korkamam. Ben sizden bugün korkuğumdan, sizge bugün korkuğumu mukaddem koyamam, çünkü yapıramam. Sizge bir nasihat göy adamın Allah'dan kork degen gapi, ey ahli bayt siler günahı keçirilgen adam siler degen adamın gapiden göre yaşırak degen. Yani siz mektebe tahsil sıkılırken bir adalet yüz alamı ibadetinden yakışı unakı munakı deyip sizge yani ola ahli bayt bugün mü? Abbasiler bugün ki. Sizler ahli baytten sizler de Allah keçirirdi peygamberin şefaatten sizler de siz mekte gendin kore. O şu adamdan kore bitti adam gelip Allah'dan korkun tahsir digene siz için yakşırak. Deyip etkeni kendiler. Şunun için
Sufyon as-Savri aytgan ekanlar ki sultonni amirni biroq unga sultonga amirga biroq nasihat qilib amr ma'ruf nahy munkar qilmoqchi bo'lsa qanaqa odam qilsa bo'ladi desa nima deyotganini biladigan nimadan qaytarayotganini biladigan va buyurganidayu qaytarganida muloyim bo'lgan buyurganidayu qaytarganida odil bo'lgan kishigina sultonga nasihat qilsa bo'ladi degan har kim chiqib baqira olmasin chunki har kimga o'ziga mavqeyiga yarasha xitob qilish kerak maqsad alam olish emas maqsad ichini bo'shatish emas maqsad kishilarga manfaat yetkazish u sultondan alam olish emas maqsad maqsad sultonning qo'li bilan kishilarga manfaat yetkazish shuni yo'lini qilish kerak mana shu salafi solihlarning yo'li mana shu ulamolarning yo'li shu chartlarki ya'lam anna man nasahaka faqad ahabbak وَمَنْ دَهَنَكَ فَقَدْ غَشْرَكَ Bilgin ki kim senge nasihat kıyam bosa o seni yaxşı görüptü kim senge tili alamalik kıyam bosa o seni aldı وَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ نَصِيحَتَكَ فَلَيْسَ بِأَخٍ لَكْ Kimi ki sen nasihatini kabul kılmadın mı? O senge birader emas Hz. Umar radiyallahu anhu etkene keller ki لَا خَيْرَ فِي قَوْمٍ لَيْسُوا بِنَاصِحِينَ وَلَا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلَا خَيْرَ فِي قَوْمٍ لَا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ Hz. Umar aytadilar ki, radiyallahu anhu, nasih bo'lmagan, xayrixoh bo'lmagan qavmda yaxshilik yo'q. Xayrixohlarni, nasihlarni yaxshi ko'rmagan qavmda ham yaxshilik yo'q. Lut alayhissalom, وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ Men sizlarga yaxshilik istayapman, sizlarga yaxshilik istagan odamni yaxshi ko'rmaysizlar. Muammolar shu yerda. Chunki nafsiga qul bo'lganlar shuni qo'lladi. Nafsiga qul bo'lib qoladi, ko'zi ko'r bo'ladi, ko'zini yo'q bosgan bo'ladi. Shunga yaxshilik istab harom yemaydi deysiz. Shunga yaxshilik istab dunyoing kuymasin, oxirating kuymasin, avloding rasvo bo'lmasin deb yaxshilik istab unga nasihat qilasiz. U sizga dushmanlik qiladi. Chunki ko'zi ko'r bo'lgan bo'ladi. Qalb ko'zi ko'rgan bo'ladi, ko'r bo'lgan bo'ladi. Ana bu qavmda yaxshilik yo'q. Qaysi bir qavmdagi isloh qiluvchilar bo'lsa oralarda nasihlar bo'lsa, fosiqlar ko'p bo'lsa ham o'sha qavm halokatdan omonda bo'ladi. Qaysi bir qavmki ularda isloh qiluvchilar bo'lmasa halokatga mahkum bo'ladi. Shu boshqaga yaxshilik istash, boshqaga manfaat istash ruhi ba'zi musulmon bo'lmagan qavmlarda ham mana shu islomiy insoniy bir taomil yaxshi tarqatilgan. Bir kishi aytib berdi Germaniyada edim deydi. Nemislarni o'sha axloqlaridan gapirib turgandim deydi. Keyin yo'lda ketayotgandik, bir olma daraxtini ko'rdim. Chekiga to'xtatdim mashinani. Tushib olmadan bitta uzdim daraxtdagi ko'chada o'sib turgan olmani. Va haligini tishlamoqchi bo'lib og'zimga uzatdim. Shunda uzoqdan bir yosh katta odam ish olmoniyalik nemis to'xta to'xta stop 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 deb baqirib qoldi deydi. Keyin ha desam deydi. Yonidan 10 euro chiqarib menga uzatdi-da, "U do'konga borsang, olma sotadi. Olmagan kelayotgan bo'lsa o'shundan olgin. Bu mana ko'chada o'tayotgan mashinalarni zahar bilan zaharlangan olma. Buni yesang sog'lig'ingiz ziyon qilasan." deb 10 euro berdi deydi. Keyin rahmat sir. Rahmat Men bu hamyurtlarim kelganida shularga sizlarni taomillaringizni, axloqingizni amalda ko'rsatib bermoqchi bo'lib tajriba uchun qiluvdim. Men olma yemoqchi emasman. Olma yemoqchi bo'lsam pulim ham bor. Lekin mana men aytgan gapni tasdiqladingiz, sizga rahmat. deb javob berdim deydi. O'sha odam o'zat berdi. Qarangki, 10 yevroga bilmadim 5 kilo olma berasiz, beraman 2 kilo, 3 kilo olma beraman shunaqa. Biz borgan paytda go'sht 7 euro edi. Bilmadim hozir qanaqa. Ya'ni 1,5 kilo go'sht pulim beryapti bitta olma uchun. 10 euro beryapti. O'sha yerda masalan, yema. Zarar qiladi deb qo'ysa ham kifoya. O'shundan ham katta ish qilgan bo'ladi. Yoki yesa yetishdi menga nima desa ham biz o'sha shuna qilamiz. Yesa yer o'zi biladi deymiz. Ko'rasiz, bir insonga ziyon yetishi uchun jon kuydirish. Bir odamga yaxshilik etish uchun o'zidagi
bor imkonni sarf qilish mana shu islom shu. Shu din shu. Shu nasihat shu. Aksincha birovni cho'kib ketayotganiga mazah qilib turadigan bo'lsangiz. Birov ziyon ko'rayotgan bo'lsa, ko'rmagandek ko'z yumib turadigan bo'lsangiz, kamiga o'zingiz ziyon keltiradigan bo'lsangiz, sizda islom yo'q. İslomdan mosuvo odamsiz. Birovga ziyon keltirishga qasd qildingizmi? Menda islom yo'q deyoring. To'g'ri kofir deyolmaydi birov, tashxisda musulmonman deganingiz. Lekin sizda islom yo'q, tahdidi bilan yo'q. Din boshqalarga yaxshilik istashdan iborat xolos. Shu ruh yo'qolsa, dindorlik yo'qoladi. O'sha nemisda shu nusx bor ko'rdingizmi? O'zini pulini birovga 10 euro, 1-2 euro bersa ham 1-2 olma beradi. 2-3 kilo olma pulini beryapti. Mana shu nahiy munkar bor buni ichida. Yomonlikdan qaytarish. İnsan, bir insonni ziyonga qadam qo'yyasa, ziyondan qaytarish. Yana 2-3 kishi kirdi deydi, oshxonaga deydi. Menyuga qarab olinaveradi-yu, qoringa qaramasdan. Ko'p kuni ovqat olamiz. Yedik, yeganimizdan keyin ortib qoldi. Chekni olib kel dedik. Chekni olib keldi, pulni berdik. Keyin ovqat ortib qoldi, turamiz desa to'xtaylar dedi xizmatkor. Ha desa o'tib turlar hozir. Keyin biroq politsiya keldi dedi. Ha desek, bu ovqatlar nimaga tashlab ketyapsizlar? Qornimiz to'ydi. Nimaga oldinglar bo'lmasa? Sig'maydigan bo'lsa. Ha pulim to'lab qo'ydik-ku. Ya pulim to'lagan bilan pul seniki, lekin bu mahsulot jamiyatniki bu. Buni hozir sendan keyin biroq yemaydi, axlatga tashlayman. Holbuki bu jamiyatning haqqi yo'q bu. Dedi-da 50 euro jarima soldi bizga. Mana shu din shu, shu islom shu. O'sha yerda boshqalarni o'ylamagandan shu. Ayni islom payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kishi sahobalardan birlari Jabir ibn Abdulloh adashmasam roziyallohu anhu yoki boshqa bir sahoba tavorat qilayotgan paytlarida oqin suvda. Suvni isrof qilma deganlar. Oqin suvda ham isrof bormi deganda ha albatta bor deganlar. Oqin suvda ham isrof bor. Oqin suvda ham. Oqib ketgan daryoda ham. Biz daryoga axlat tashlayapmiz hozir. Bizda islom yo'q. Ko'ryapsizmi, hozir Toshkentda marketlarda kamida 20% 25% mahsulot tashlab yuboriladi. Meva-chevalarda. Achigan, aynigan qilib. Saralayman deb turib, o'ta katta miqdordagi mahsulotlar tashlab yuboriladi. Qayerga ketadi o'shular? Axlatga ketadi. Nimaning evaziga? Qaysidir odamlar och yotganning evaziga. O'shunga zor ular. Mana shu isrof boshqalarni o'ylamaslik insonlarga yaxshi. Insoniyat jamiyati ommatan hammaga yaxshi istamaslik. O'ziga istaveradi. Oilasiga istaveradi. Amakisiga istaveradi misol uchun. Yoki o'zining jamoasiga istaveradi. Qarasam nusuh nisbiy emas. Nusuh agar nisbiy bo'lsa musulmonchilik bo'lmaydi u. Ya'ni ma'lum odamlarga kerak sizda nusuh bo'lib xayr-xohlik bo'lib. Boshqalarga bo'lmaydigan bo'lsa siz musulmon emassiz. Hammaga nisbatan bo'lgandan keyin komil musulmon bo'lasiz. Hatto kofirga nisbatan. Payg'ambarlarning sunnati bo'yicha. Illo tajovuz qilganini tajovuzini daf qilasiz. Zolimning qo'lini tiyib qo'yishingiz ham unga nusuhdan abadiy azobdan qutqarib qolishingiz bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shu haqiqiy dindorlikdir. Alloh taolo o'zi hammamizga amalini nasib aylasin. Agar bu agar ruh bizga kirsa, ta'sirlar hamma yoq obod bo'ladi. Ilm ham obod bo'ladi. Talib samimiylik va xayr-xohlik bilan ilm oladi. Boshqa bema'ni maqsadlarda yurmaydi. Ustoz nasiha bo'lgan uchun bor ilmini beradi. Shogird nasiha bo'lgan uchun borini fido qiladi. Kelajakda kitob yozsa ham, va'z qilsa ham, hamma narsada faqat yaxshilik taratish bo'ladi. Boshqa ilmlarda ham, hatto kashfiyotlarda, ixtirolarda hammasida, hatto ishlab chiqarish sanoatda boshqalarga yaxshilik taqdim qilishdan iborat bo'ladi hamma ish. Mana shu din, shu jamiyat musulmon jamiyat. Shu islom shu. Buni aksiga o'tganimiz biz dindan chiqqanimizni natijasi bu. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Taqabbal minna innaka